Merhabalar, Roto Gayrimenkul Bartın'ın Resul ben, gayrimenkul danışmanım. Biz Yıldırım Yapı Emlak, Murat Yıldırım. Bartın'da yaklaşık 10 yıldır emlak sektöründe, 4 yıldır işte eğitim sektöründe ve Yemen kahve sonra hizmet sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Merhaba, Turkuaz Gayrimenkul Yöneticisi Tanju Yılmaz ben. Şimdi küçük bir şehirde yaşıyoruz. Haliyle yapılaşmalar da küçük oluyor. Pandeminin getirdiği zorluklardan dolayı üretim de azaldı ve normal köylerde olan yaşam alanlarında pandemiden verdiği etkilerle bu virüsün dağılımından dolayı Bartın'a merkeze gelen göçler de oldu. Haliyle kiralık daireler mevcuttan kiralıktan çıkıp kendi mülkiyetlerine döndü. Bir de daha önceden beri sağlık personelleri ve askeri personel fazlasıyla geldiği için kiralıklarda bu şekilde doluluk olmaya başladı. Bundan dolayı şu an mevcut insanlar kağıt daire bulmakta zorlanıyorlar. Talep de ticarette bir kural var biliyorsunuz. Arz azaldı pandemide. İnşaat yapımları yavaşladı. Daireler şu anda bayağı bir azaldı. 2 yıllık öğrenci de gelmiyordu. 2 yıldır pandemiden dolayı öğrencilerimiz evlerindeydi. Bu yıl okullarımız açılınca öğrencilerimiz geldi. Ev aramaya başladılar. Bu ev arama erken gelenler evlerini buldu uygun fiyatlardan. Biz bayağı kiralık ev verdik uygun fiyatlara. Sonradan gelenler, geç gelenler şu anda ev arıyorlar, aramaya da devam ediyorlar. Fiyatlar tabii biraz arttı, doğru. Ama kiralık ev de yok. Yani fiyatlar yükseldi ama kiralık ev de yok şu anda, ev de bulunamıyor. Bunun birkaç tane sebebi var. Şimdi bazı öğrenci arkadaşlarımız KYK yurtlarına yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra orası duruyor beklemede, tekrar ev aramaya çıkıyorlar. Bu da talebi şişiriyor tabii. Şu an tamamen öğrencinin bir anda Bartın'a giriş yapması, bu da fırsatçılık ister istemez doğurduğu için de fiyatlar tavan yaptı. 2 sene öncesine ya da 1 sene öncesine bakarsak haliyle fazlasıyla kiralık daire olup kiracı bulamıyorduk. Şu an kiralık daire bulamıyoruz, kiracı çok. Yani bir eve yaklaşık 20 tane kiracı adayı denk gelebiliyor. Yıllık tefe tüfe oranlarındadır aslında kira artışları. O da enflasyona bağlantılı olarak bu yıl sadece ekstra, dediğim gibi pandemiden dolayı 2 yıllık bir durağanlığın verdiği bir patlamadan dolayı ekstra artışlar oldu. Olmadı diyemeyiz. Bu Türkiye'nin her yerinde oldu, Bartın'da da oldu. Bölge emsal oranına göre kira artışları olabiliyor. Bir de yatırımcı insanların aldığı fiyat üzerinden maliyet hesabını çıkardıktan sonra amortismana veriyorlar. Şimdi mevcut inşaat maliyetleri yükseldiğinden dolayı haliyle bu da çarpanı vurduğumuz zaman kira fiyatlarını da yukarı çıkartıyor. Ama bölgede normalde %15 ve %20'lik fahiş bir artış var. Yani bu normalde hem yasal değil hem de uygun değil bize göre firmamızca bakarsak. Yani burada ne gibi önlemler alınabilir? Verilmeyebilir ama bu sefer talep çok olduğu için insanların seçenekleri daraldığından dolayı insana daha fazla buraya istemeye karar veriyor. 2 kişinin alamadığı yere bir yatak fazla koyup da 300 lira daha fazla isteyen insanlar var. Bunun önüne farklı şekilde geçilebilir ama kiralarını yasal olarak gönderebilirler. Yani bunların gelir vergisi elde edenler var. Bunların çoğu gayri resmi olarak olduğundan dolayı internet bankacılığı üzerinden ödeme yapmalarını öneririm. Belki bir kısmı bu şekilde aşağı çekebilirler. Hani kontratlarda yıllık işte tefe tüfe oranına sonradan tüfeye çevrildi. Ona göre yapılıyor ama bu onunla alakalı bir şey değil. Çünkü %200 bandında bir artış oldu. Bu da tamamen öğrencilerin bir anda Bartın'a girmesi ve yurtlara bu pandemi nedeniyle güven biraz azaldığı için herkes ayrı ev istiyor. Bu yüzden de Bartın ev olarak kaldırmadı. Artış olmaz. Şu anda zaten kiralar sabitlendi. Eşyalı 1+1'ler 1500 civarında. Eşyasızlar 1000 lira civarında. Bu şekilde piyasa oturur. Artmaz ama bu şekilde devam eder. Mevcut Bartın'ın yapılaşma alanı genişlenmediği sürece şu an alınan dairelerin hepsi ihtiyaç içinde olduğundan dolayı ve maliyetlerin yükselmesinden dolayı da bu rakamlar %20 daha artış gösterebilir. Bu kadar çok talep olursa. Bu talep azalırsa fiyatlar ya güncellenir, aşağı düşer ya da sabit kalır. 1,5 ay önce 550 liraya oturan X bir sitedeki kiracıyla 1,5 ay sonra öğrencilerin gelmesiyle eşyasız aynı dairede 1500 TL'ye oturan var. Yani aradaki yaklaşık her ay 3 kira diğer ev sahibi fazla oluyor. Bu sefer diğer ev sahiplerini de rahatsız ediyor. Dengeyi kaybediyoruz burada. Mevcuttaki boş olan yerleri ya ev sahipleri ikinci evi olarak
ya da sağlık personelleri tamamladığı için bir de üretimin azlığından dolayı öğrenciler bulamıyor. Eskiden özel yurtlarda ve pansiyonlarda kalıyordu. Yeni yasal güncellemelerden dolayı da aynı şekilde onlar da yok şu an. Şu an öğrencilerin gerçekten durumu çok kötü bir durum. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz ama maalesef Bartın genelinde toplasak 20 tane kiralık daire çıkmaz şu an. Aileler daha çok 2 artı 1 ve 3 artı 1 ev arıyor. Ailelerde ev bulmama durumumuz yok. Aileler ev bulabiliyoruz. 2 artı 1'ler işte 1000 liraya, 3 artı 1'ler en fazla 1500 lira bandında. Daha biraz daha lüks ve yeri biraz daha merkezi noktadaysa 2000 liraya kadar çıkıyor. Ama bir şekilde bulunuyor yani kendi çevrelerinden, oturdukları yerlerden, emlakçılar aracılığıyla Bartın'a gelen memurlar, yeni tayin çıkanlar bir şekilde evlerini buluyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, zaman zaman tepki alıyoruz. Çünkü hani örnek veriyorum, abi işte ben geçen sene şu paraya duruyordum, bu sene işte 2,5 lira olmuş. Yani anlatmak zor. Çünkü hani asgari ücretle geçinen bir ailenin şu an Bartın'da şu şartlarda öğrencisini okutması mümkünat yok. Peki bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Yani benim yani görüşüm özellikle yetkili merceklerin bu duruma acilen el atması gerekiyor. Çünkü bu farklı sorunlar da doğuracak. Örnek veriyorum, işte şu an yüksek kiraya giren bir kişi 2 ay sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekilmeye başladığında evden çıkmak isteyecek. Bu sefer ev sahibiyle kontrat konusunda sıkıntı yaşayacak ya da ben yüksek ödüyorum diyerek eve zarar verecek. Yani acilen bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor. Ev sahiplerine aynı şekilde kendi bireylerin içerisinde başka şehirde zor durumda olup bütçesini 1000 lira olarak ayırıp ama ev olmadığı için kendi sosyal hayatından fedakarlık edip de oğlum, çocuğum, kızım 1500 liraya kadar otursun deyip de zorlandığını düşünerek kendini onların yerine koymalarını istiyorum. Yani rakamların çok yükselmesi çok iyi bir şey değil. Bizim için de kötü. Firma olarak kiralayan biz olduğumuz için insanlar bize kötü gözle de bakabiliyorlar. Ama biz işimizi yapıyoruz. Ya bunların bundan 6 ay önce, 3 ay önce öğrenci olmadığı için evlerini kiraya veremeyen insanlar şu an öğrenci var diye 2 katına çıkarmaları vicdanen bana göre iyi bir şey değil. Öğrencilerin de tercih etmeme gibi bir lüksleri olmuyor bu şekilde. Öğrenciye diyecek hiçbir şeyim yok. Allah kolaylık versin ama mal sahiplerine de tekrar vicdanlarına sesleniyorum. Bartın'ın avantajlarını anlatmak istemem öğrenci kardeşlerimize. Bartın'ı yazan kardeşlerimiz, Bartın Üniversitesi'nde talep eden öğrenci arkadaşlar, Bartın'da yurt talebinde bulundukları anda yurda yerleşmemek gibi bir sıkıntıları yok. Bu konuda Bartın çok avantajlı. Bu konuda milletvekilimiz Avukat Yılmaz Hoca'ya teşekkür etmek lazım. Çok uğraştı, çaba sarf etti ve bu konuyu da başardı. Şimdi biz bakıyoruz şimdi sosyal medyada, mesela dün akşam bir arkadaş yazmış, Bartın'da yer yok diye bir yorum yapmış. Tam tersine resmi rakamlarla şu anda tekrar söylüyorum, bütün öğrencilerimiz yurtlara yerleşti. Yurtlarda yer var. Yani havaya manipüle etmeye çalışıyorlar ortalığı. Böyle bir maalesef böyle insanlar var yani. Bizim ne yurt sorunumuz var, ev sorunumuz yok demiyorum. Bak ben size söylüyorum, var ev sorunumuz ama sonuçta bir şekilde evini buluyor arkadaşlarımız. Bulamayan ev şu anda açıkta kalan öğrenci kardeşimiz de yok. Sadece şu oldu, tekrar söylüyorum, yurtları kazandıkları halde ev arayan öğrenci kardeşlerimizden dolayı biraz taleplerde artma oldu. Onlar da şu anda sakinleşti.